devlet emekçileriyle emek ve demokrasi mücadelesinde yaşamını yitiren yoldaşlarımız adına bir dakikalık saygı duruşuna davet ediyorum. Bir sürü sorunumuz var. Hastanelerde kreşlerimiz yok ama genellikle çok yüksek sayıda çalışan bir meslek grubunun olduğu, özellikle de kadınların yoğun olduğu bir meslek grubundan her sahada da olduğumuz için, her zorlu alanda bulunduğumuz için bizim kreşe, özlük hakları konusunda bir sürü desteğe ihtiyacımız var. Ek göstergelerle ödenen maaşlarımızın emekliliğe yansımaması, onun dışında kadınların kendi çalışma alanlarında sosyal mobbinge maruz kalmaları, yönetimlerin maalesef liyakatsız çalıştırılma koşulları, yüksek lisansını yapmış hemşire arkadaşlarımızın uzman hemşire olarak atanamaması, yetersiz sayıda hemşire olarak çalışmamız, bunların hepsini hesapladığımızda maalesef bizim bir takım haklara sahip olabilmemiz için çok büyük emekler harcamamız gerekiyor. Buradaki her aydınlık yüzün de bunun için mücadele edeceğine eminim. Hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Sevgiyle selamlıyorum. Geldiğimiz süreçte sağlık politikalarının yanlışlığı, halkın taleplerini değil, sermayeyi gözeten bu sağlık sisteminin faturasını, sağlık hakkından yoksun bırakan haklara ve sağlık ve sosyal hizmet emekçilerine bu fatura kesilmektedir. Sağlık hizmetinin metalaştırılıp alınıp satılan bir mala dönüştürülmesine, hastaya müşteri denilmesine ve sağlık bütçesinin sermaye akıtılmasına, sağlık kurumlarının şirketleştirilmesine, halkın sağlığına paraya tahvil edilmesine, performans, güvencesiz, şiddet kıskacı ile faturanın sağlık emekçilerine kesilmesine karşı her zaman bizler alandayız ve alanda olmaya da devam edeceğiz. Buradayız efendim. 6 Şubat'tan sonra özlemiştik aslında bu tür ortamları. Bugün Ses Sendikamız ilkini gerçekleştirdi. Artık bundan sonra artık hayat biraz normalleşecek ve bu tür organizasyonları Adıyaman'da sık sık göreceğiz inşallah. Biz de belediye olarak bu tür çalışmalarınızda, bu tür organizasyonlarınızda her zaman yanınızda olacağız. Deprem sırasında ve sonrasında gerçekten Adıyaman'da sağlık emekçileri olarak sizler çok büyük gayret gösterdiniz. Adıyaman'da zor koşullarda hepimiz yaşam mücadelesi veriyoruz. Sağlıklı bir çevre yok, sağlıklı bir ortam yok ama 31 Mart'tan sonra hızla büyüyen ve yeşeren bir umut var. Bu umudu büyüteceğiz hep beraber ve birlikte şehrimizi, Adıyaman'ımızı hepimizin rahat edeceği, hepimizin çocuklarımızla birlikte mutlu olacağı bir kent haline getireceğiz. Özellikle deprem sürecinde Adıyaman'daki sivil toplum örgütleriyle, KES bileşenleriyle, Ses Sendikası'yla birlikte destek ve dayanışmanın çok güzel bir örneğini sergiledik. Ve elimizden geldiğince halkımıza hizmet etmeye çalıştık. Bugün bu sunduğumuz hizmetlerin karşılığında tarafımıza, baromuza plaket takdim edildi. Baromuz adına plaketi almak da bana nasip oldu. Böyle bir özel gecede aranızda olmaktan dolayı büyük gurur duyuyoruz. Belediye başkanımızın dediği gibi de hep birlikte bu şehri yeniden imar inşa edeceğiz ve aynı zamanda da ihya edeceğiz. Hepinize saygılar. Tabii sağlık emekçilerinin birçok sorunlarının olduğunu hepimiz biliyoruz. Sağlık emekçilerinin çalışma koşullarının düzeldiği, şiddetin aslında son bulduğu, daha iyi koşulları hep beraber el ele vererek sağlayacağımıza inanıyoruz. Meşgul senle, varın her abi girin.